ve YSK'nın nihai kararı alması bekleniyor diyelim. Sözü tekrar size bırakalım. Ali Azbaltacı'ya teşekkür ediyoruz. Yüksek Seçim Kurulu'ndan bize son bilgileri iletti. AKP olağanüstü itiraz hakkını kullanarak seçimlerin yenilenmesini hedefliyor. Peki olağanüstü itiraz nedir ve hangi koşullarda yapılabilir? Ulusal Kanal uzmanlara mikrofon uzattı. Olağanüstü itiraz yolunu kullanıyoruz ve İstanbul'da seçimin yenilenmesini istiyoruz diyeceğiz. İstanbul'da YSK'ya yaptığı başvurulardan sonuç alamayan AKP'nin yeni hedefi olağanüstü itiraz hakkını kullanmak. Başvurular aslında tek tek kanda düzenlenmiş. Seçim sonuçlarına itiraz süreci 1 Nisan itibariyle ilçe seçim kurullarına yapıldı. Buradan çıkan kararlarsa 5 Nisan'da il seçim kurullarına taşındı. İl seçim kurulları kendisine gelen itirazları en geç 7 Nisan saat 17'de sonuçlandırdı. Ardından da normal itiraz sürecine ilişkin sıra Yüksek Seçim Kurulu'na geçti. YSK için 8 Nisan'da başlayan itiraz başvuruları 10 Nisan saat 17'de sona erdi. YSK bu süre zarfı içinde 13 Nisan saat 17'ye kadar zamanı olmasına rağmen bazı itirazları karara bağladı. AKP İstanbul'daki tüm oyların yeniden sayılmasını istemiş, YSK sadece 51 sandık için sayılma kararı vermişti. İlçe ve il seçim kurullarıyla YSK'ya yapılan olağan itirazlar kapsamında istediğini alamayan AKP, olağanüstü itiraz başvurusu yapmaya hazırlanıyor. Şimdi elimizde yeniden kullanabileceğimiz bir imkan var, onu kullanacağız. Ancak AKP'nin bu hakkını kullanabilmesi için İl Seçim Kurulu'nun belediye başkanı mazbatasını Ekrem İmamoğlu'na vermesi gerekiyor. Mazbatanın verilmesinden sonra yani tutanağı, il seçim tutanağının düzenlenmesine itibaren de 7 gün içinde olağanüstü itirazda bulunabilirler. Peki olağanüstü itiraz hangi gerekçelerle yapılabilir? Olağanüstü itiraz yolu 298 sayılı kanun 130. maddesinde düzenlenmiş. Seçim sonucuna etki edecek müessir bir olay ve somut bir delille delillendirildiği zaman Yüksek Seçim Kurulu olağanüstü itirazı değerlendiriyor. Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyesi Avukat Meltem Akyol, olağanüstü itiraz başvurusunun hangi durumlarda kabul edildiğine ilişkin geçmiş seçimlerden örnekler verdi. Ağrı'da seçimler yenilenmişti. Orada YSK geçersiz oyların sayımı sırasında çuvalların mühürlü olması gereken çuvalların açık olduğunu tespit etti. Ve bunu seçimin sonucuna etkili olacak müessir bir olay olarak değerlendirdi. Yalova'da yerel seçimlerde yine yaşanmıştı. YSK orada yapılan itirazda oy kullanmaması gereken 7 seçmenin oy kullandığını tespit etti ve bunu da sonuca etkili bir şey olarak değerlendirdi ve seçimi orada da yeniledi. Akyol'a göre AKP'nin gündeme getirdiği seçmen kaydırma konusuna ilişkin daha önce YSK gerekli düzeltmeleri yaptı. Seçmen listeleri Şubat ayında